Evet, yerel seçimlere çok az bir zaman kaldı. Çalışmalar devam ediyor. Ankara'da da öyle. Şimdi stüdyomuzda CHP Ankara Milletvekili Murat Emir bizlerle birlikte. Yine yerel seçimleri konuşacağız, seçim güvenliğini konuşacağız. Az önce CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener de bizlerle birlikteydi. Onunla da biraz konuştuk seçim güvenliğini. Evet, evet. Ama siz de tabii bir Ankara Milletvekilisiniz. Başken çok önemli sonuçlar açısından İstanbul'la beraber büyük şehirler çok önemli. Öncelikle tahminleriniz neler? Ee, öyle başlayalım, sonra e, devam edelim. Şimdi bugün alanlardaydım ben yine. Hı hı. E, son zamanlarda en çok sorulan soru İstanbul ne oluyor? Hı hı. Çünkü e, Sayın Ekrem İmamoğlu gerçekten çok ciddi bir çıkış yaptı ve Türkiye'nin gözü. İstanbul'da evet. ee, Ankara ile ilgili de Ankara'da fark ne kadar olacak sorusu geliyor. Yani Ankara'yı bizim tabanımız e, acaba alıyor muyuz almıyor muyuz kaygısı. Kesin gözüyle bakıyor. Evet, yani. evet e, artık ne, ne kadar rahat alacağız, ne kadar fark olacak e, as, e, akıllardaki temel soru bu. E, çünkü e, görüyoruz bunu alandan görüyoruz, vatandaşlardan görüyoruz. AKP'ye daha önce oy vermiş vatandaşlarımızdan duyuyoruz, işitiyoruz, e, anketlerden biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Devlet Bahçeli'nin yüzlerinden, hı hı. konuşma tarzlarından anlıyoruz ki Ankara'yı kaybediyorlar. E, tabii şimdi e, asıl olan şu, e, biz açıkçası ben en az 5 puan fark bekliyorum. Ama ama bu şu demek değil, her bir oyu e, sanki bir oyla kazanacakmışız gibi ciddi şekilde takip etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla… O 2014'ün o acı evet, hatırası evet. hepimizin e, yüreğinde e, hak yerini bulacak diyoruz. Tabii hakkın yerini bulması için de bizim asla gevşemeden çok ciddi bir biçimde dediğim gibi bir oyla kazanacakmışız gibi her bir oyu e, takip etmemiz gerekiyor. Bu anlamda son hafta e, seçim güvenliğini daha çok konuşacağımız, ön plana çıkaracağımız, evet. sandık e, görevlerimizle daha çok sık temas edeceğimiz e, bir hafta ve umuyorum ki bu haftayı da verimli kullanırsak e, ciddi bir sonuç alacağız. Hı hı. Peki e, şimdi <laughs> İstanbul'da biraz önde gibi görünüyor galiba son. E, anketlerden çıkan sonuçlar öyle ama tabii şu an onu fazla konuşamıyoruz seçim yasakları evet. malum şimdi seçim güvenliği ile ilgili yarın yapılacak bir toplantı var evet. arenada. Ee, o da önemli aslında. Sizce bilinçli mi insanlar? Şimdi siz sah sahada çok fazla çalışma yapıyorsunuz. Hı hı hı. Bu seçim güvenliği anlamında vatandaşların da bilinçli olması gerekiyor. Bu ıslak imza meselesi tabii, mesela tabii. YSK başkanının bir açıklaması var. Onu birazdan okuyacağım. Hı. Siz de ne nasıl yorumluyorsunuz? Merak ediyorum. Şimdi şöyle. E, vatandaşlar sizce yeterince bu konuda şey mi? Bilinçli mi yani? Hı yani bilinçlendirmeye gayret ediyoruz. Hı hı. Ee, çok duyarlılar bir defa yani duyarlılık konusunda en ufak sorunumuz yok. Herkesin temel şeyi biz sandıklarımızın içini oylarla dolduracağız hı hı. ama siz bunlara sahip çıkabilecek misiniz? Yani çok derin ve çok yaygın bir kaygı bu. Bunu kabul etmemiz evet, lazım. Evet. Ama bilinçli e, düzey düzeyi tabii tartışılır. Çok bilinçli olanlar da var ama e, haliyle e, sonuçta seçim hukukunu herkes bilmek durumunda değil vatandaşlarımızdan benim asıl altını çizmek istediğim nokta şurası. Son seçim yasası ile birlikte hı hı. sandık alanı daraltıldı. Yani eskiden sandık alanı dediğimiz yere sadece kamu görevlileri işte sorumlu sandık kurulu başkanı ve üyeleri yaklaşabilirdi. Şimdi orası daraltıldı. Böylece aslında sandığın etrafında özellikle kamu gücü yani vatandaşların herhangi birinin oraya güvenlik gücü çağırma yetkisi de verildi son kanunla birlikte. Dolayısıyla sandığın etrafında ciddi bir kamu gücü, hükümet gücü görülebilir. Bu bir tehlikedir. Dolayısıyla sandık sayımı yapılırken orada gelen kalabalığın veya güvenlik güçlerinin bir şekilde veya belediyeden gelen insanların bir şekilde orada sandık sayımında baskı unsuru olmalarının önüne geçmek lazım. Çok net. Demek ki ne yapacağız? Biz oy kullandığımız sandığa akşam sandıklar açıldıktan sonra da gideceğiz Hı -hı. ve bakacağız. Hı -hı. Yani orada müşahit olmak, o olayı sayımı izlemek, o sayımda bizim sandık görevlerimizin baskı altında kalmasını önlemek açısından çok değerli. Yani yapılması gereken bu. Diğer kısım Sayın İl Başkanımız da anlattı. Her yerde söylüyoruz. Islak imzalı tutanaklar çok önemli. Hı -hı. Tutanağınız yoksa aslında siz yoksunuz. Yani sandığı başına durmuş olmanızın hiçbir anlamı yok. Dolayısıyla tutanak doğru dürüst tutulacak. Şimdi o da bizim işimiz. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz zaten 2014 yerel seçimlerini kenara koyuyorum. Ondan sonraki genel seçim, yerel seçim, yerel pardon referandum, <laughs> tekrar Cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçim bunların hiçbirinde biz oy çaldırmadık. Rahat olsunlar. 2014 yerel seçimini söylemiyorum. Yani Sayın Mansur Yavaş'ın kaybettiği yani orada seçimi söylemiyorum. Evet orada var. var. Orada var çünkü bizim orada ıslak imza tutanak alamadığımız sandıklar oldu. Hı -hı. Ama biz bu sandıkları da biliyoruz artık ve çok öz odaklanıyoruz oralara. Dolayısıyla biz örgüt olarak zaten işin başındayız. İyi Parti işin başında ayrıca bir de Mansur Yavaş gönüllüleri var. Dolayısıyla burada tutanaklar alınırsa vatandaşlarımız da o oylar sayılırken sandık başında o e, olaya ya, müdahil olabilirlerse hiçbir sorun olmayacak. Hiç merak etmesinler. Çünkü o birleştirme tutanakları tutulurken de he, bütün aşamalarda da biz olacağız. Hı hı. Şimdi bu YSK Başkanı'nın açıklamasına <laughs> bir gelelim. Ee, YSK Başkanı diyor ki Türkiye geneline kadar YSK sitesinden kontrol edilebilecek diyor oylar diyor. E, vatandaşlarımız bunları kontrol etmeli diyor. Herkes kolay erişebilsin diye sistem diyor basitleştirildi diyor. Ee, ve şimdi daha kolay bir sistem haline geldi diyor. Hı -hı. Herkes kendi oy kullandığı sandıktan çıkan sonuca baksa spekülasyonlar da ortadan kalkar evet. diyor. Yani Aslında Sayın Sadi Güven doğru söylüyor Hı -hı. ama eksik söylüyor. Şimdi 2014'teki seçimlerden sonra, şaibeden sonra e, böyle bir önlem alındı ve gerçekten de tutanaklar, YSK'ya gelen tutanaklar, e, online olarak YSK'nın sitesinde yayınlanıyorlar. Hı hı. Yani herhangi bir seçimle ilgili 2014'ten sonraki seçimlerle ilgili girip vatandaşlar bakabilirler. Herkes bakabilir, İnternet üzerinden bakılabilir. Hı. Ama seçim hız zamana karşı yapılan bir şey ve özellikle seçimlerde itiraz süreleri sınırlı. Özellikle ilk sandığa itirazın süresi son derece kısıtlı. Yani hemen tutanak elinizde olacak. Tutanağı tutanağı dilekçenizin ekine koyacaksınız ve ilçe seçim kuruluna itiraz edeceksiniz. Hı hı. Oysa bu söylediği e, internette yayınlanması aylar sonra olan bir şey. Dolayısıyla ya bu, bu aslında bizim işimizi gören bir şey değil. Hı hı. Orada yapılması gereken şey şu. Bizim imzalı tutanağı mutlaka almamız lazım. Alacağız. Bizim sandık görevlerimizin çok duyarlı, çok akıllı, çok dirençli olması lazım olacaklar. Zaten asıl bugünün önemi de bu. Yarın arena spor salonunda saat evet. 14'te biz bütün sandık görevlilerimizi ve bütün partililerimizi, vatandaşlarımızı topluyoruz. Hı hı. Buradaki amacımız şu. Son bir eğitim vermek, son bir duyarlılığı artırmak, son dikkatlerini çekmek ve tüm Ankara'ya ve... Ankara seçmenine ve hatta Türkiye'ye merak etmeyin. Siz gelin oyunuzu kullanın, görevliler göre gereğini yapacaklar ve bu seçimleri biz başarıyla halledeceğiz. Oylarınızı çaldırmayacağız. Sizin oylarınız bizim namusumuzdur, mesajı vermek istiyoruz. Hı hı. Dolayısıyla biz yarın bütün vatandaşlarımızı, partililerimizi, iyi partilileri, duyarlı bütün vatandaşları ve tabii başta sandık görevlilerimizi saat 14'te Arena Spor Salonu'na bekliyoruz. Evet. Bir de şimdi Suriyeliler meselesi var. Ee, onlar oy kullanacak mı? Suriyeliler de oy kullanacak mı? Hayır. Yine çok böyle konuşulan bunlardan ya bu biri. Bu spekülasyonlar evet. bakın o kadar şey ki. Şimdi Suriyelilerden e, geçen ayki rakamı söylüyorum ben size. E, Sayın Soylu'nun açıklaması. Biz de soruyoruz bunları sık sık. Hı -hı. 35 bin küsur vatandaşlığa kabul edildi. Hı -hı. Ve Türk vatandaşı olmadan kimse oy kullanamaz. Dolayısıyla bu olanak yok. O da... Bazı yerlerde yoğunlaşmış durumda anımsarsınız Sayın Lütfü Savaş Hatay Belediye Başkanımız bazı ilçelerde neredeyse Suriyeliler Belediye Başkanı seçecek deyince de o bir önemli bir gerçeğe temas etmişti. Ama bu toplumda ciddi bir tepkiye yol açınca da İçişleri Bakanı Sayın Lütfü Savaş hakkında soruşturma başlattı anımsarsınız. Ama doğruydu bu. Dolayısıyla Suriyeliler açısından önemli bir sorun olmayacak. Ee, seçime seçim kütüklerine zaten yerinde zamanda itirazlar ettik. Bazıları kabul edilmedi edilmesi gerekirdi. Özellikle mesela Foça gibi yerlerde edilmedi ama artık onlar geride kaldı. Önümüze bakacağız. Yani bu bu pazarı yani önümüzdeki pazarı yarını değil ama 31 Mart pazarını en iyi şekilde geçirmemiz lazım. Mesela bir soru daha en çok konuşulan şeyden birisi. deniyor ki bilgisayara giriyorlar. Hı -hı. Oyları değiştiriyorlar. Ondan Hı -hı. sonra onlar kazanıyorlar. Öyle bir şey yok. Mümkün mü böyle Mümkün şey. değil. Mümkün değil. Hı -hı. Şimdi bizim seçim sistemimiz manueldir. Elle yapılır. Bilgisayarla yapılmaz. Hı -hı. Bilgisayarlar biz yardımcı olarak kullanırız. Se seçim kurulları, Yüksek Seçim Kurulu bilgisayarları yardımcı olarak veri toplamak için, verileri biriktirmek için kullanır. Oysa <laughs> seçim manuel yapılıyor. İyi ki de öyle yapılıyor. Çünkü biz de tek tek sayabiliyoruz. Tabii bakın biz sayıyoruz oyları ve oylar arasında sandık sandık bir tutarsızlık olduğu anda bizim sistemlerimiz hemen sinyal veriyor. Şu sandığa dikkat edin diyor. Hı -hı. O sandığı hemen biz bakıyoruz. Bir terslik varsa hemen şikayetimizi yapıyoruz. Ama tekrar 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 söylüyorum tutanak varsa yapıyoruz bunları. Hı -hı. Yani tutanağınız varsa bir oyun çalınma ihtimali yok ama tutanağınız yoksa hiç kimse bir şey yapamaz. Çünkü e, ben bunları çok yaşadım. Yani e, bir vekil olarak da, aday olarak da, partili olarak da yani gidiyorsunuz bakıyorsunuz işte oylar besbelli kaydırılmış ama size seçim kurulundaki hakim diyor ki e, Sayın Vekilim ben bu dilekçeyi Ekin'de ıslak imza tutarak olmadan kabul edemem diyor. Hı hı. Dolayısıyla bir anlamı yok. Yani göz göre göre oyunuz çalınıyor. Oy böyle çalınıyor. Hı hı. Yoksa bilgisayarla falan ilgili şeyler değil. Aslında tam oraya gelecektim şimdi. Oylar dijital ortamda kullanılmıyor. Ee, i̇nsanlar gidip oylarını kullanıyorlar. Sayılırken de yine elle sayılıyor. Tabii. Bu aslında daha çok e, yanlış yapılmasına mahal olmaz mı? Hayır. Mi? Yani bakın bunu biz sayıyoruz. İyi Parti sayıyor, Gönüllüler Hı -hı. sayıyor. İsteyen herkes sayabilir bunu. Hı -hı. Dolayısıyla dediğim gibi YSK sayıyor. Burada tutarsızlık olduğu zaman zaten biz onu düzelttiririz. Hı -hı. Yani 50 sayım dediğiniz şey yani şöyle işte 50 oy bir sandıktan, 85 oy bir sandıktan, 112 oy bir sandıktan onlar toplanıyor. Ve toplanırken zaten sonuçta herkes topluyor bunu. Hı hı. Ama o sandıktan o oyun geldiğinin bilinmesi ve bunun ispatlanır olması lazım. Onun da yolu tutanak. Hı hı, tutanak diyorsunuz. Peki ittifakın bu anlamda faydası ne olacak? Ee, yani ittifakın içinde... şöyle, mesela Ankara için söyleyeyim. Kızılcamam'ın biz belli köylerinde hiç oyalamazdık ve oraya gönderdiğimiz ve oradan bulduğumuz sandık görevi bir kısmı yani ama bu çok azdır. Yani 15-20 sandıktan bize ıslak imza olarak geç gelirdi hı hı. veya gelmezdi. Ama şimdi mesela Kızılcamam'da bir iyi Parti adayı var, çok kuvvetli bizim de arkadaşımız inşallah seçilecek. Dolayısıyla seçilecek aday İyi Parti'nin orada daha e, milliyetçi taban yaygın olduğu için daha güçlü bir örgütlenmesi var Hı -hı. ve e, orası tabii biz oraya bırakmadık. Biz de sayıyoruz. Bizim de e, gözlemcimiz değil olacak tabii yani. ama İyi Parti'nin orada daha başarılı olacağını tahmin etmek zor değil. Hı -hı. Dolayısıyla ittifak olunca tabii özellikle Ankara'nın dış ilçelerine de daha kolay e, sonuç alma olanağımız doğuyor. Bir defa şunu kesin söyleyebilirim. Yani metropollerde yani Keçören, Altındağ, Yeni Mahalle, Çankaya, Dikme, Çankaya ve Mamak'ta, Etimeskut'ta biz hiçbir şekilde oyu tartışma dahi olmuyor. Saat 8'de zaten bitmiş oluyor bunlar. Hı hı. Dış ilçelerin bazı küçük köylerinde olabilirdi. Ben yerel seçimde bunların da olmayacağını Biliyorum zaten biz de o konuda tek tek çalışıyoruz. Hı hı. Yani ittifaksızca beklenen katkıyı sağlayacak mı? Sağlıyor, seçimlerde? sağlıyor, bize sağlıyor. Yani Millet İttifakı kazanıyor, hı hı. Cumhur İttifakı kaybediyor. Öyle Çünkü mi? Cumhur İttifakı'nın kurgusu yanlış, <laughs> devlet bahçeli parti genel başkanlığını sürdürebilsin. Ve Tayyip Erdoğan da Cumhurbaşkanı olup tek başına bu iktidarını sürdürebilsin diye yapılmış mecburi bir birliktelik. Ve bunu anlatmakta güçlük çekiyorlar. Şimdi birçok bir sıkıntıları var. Ee, beka dediler olmadı. Ondan sonra e, terörist dediler memleketin yarısına olmadı. Ondan sonra e, yanlış tarım politikaları sonucunda e, soğan, patlıcan, domates kuyrukları oluştu. Varlık kuyruğu dediler herkes güldü. Terörist dediler e, simsarlara, üreticilere, e, halcilere, manavlara. Anımsayın bunların hepsi yaşandı. Ya Oysa Türkiye'de bir gerçek var. 17 yıldır yönetiyorlar ve Türkiye'de maalesef hiçbir açıdan 17 yılın daha ilerisinde değiliz. E, i̇şsizlik, 8 milyonun üzerinde işsizimiz var. E, çok yoğun bir işsizlik yaşanıyor. Asgari ücret açlık sınırına gelmiş. Hı hı. E, Türkiye büyüyemiyor, küçülen bir ülke durumuna gelmiş ee, ekonomisi e, betona ve e, atıl yatırımlara yönlendirilmiş. inanılmaz derecede borçlandırılmış. 150 milyar doların üzerinde dış borcunuz var. 600 milyar dolar civarında iç borcunuz var. Çeviremiyorsunuz ekonomiyi ve insanlar artık diyorlar ki yeter. Yeter diyorlar. Ee, diğer parametrelere bakın. Dünyanın en çok gazetecisinin tutuklandığı, düşünce suçlarının alabildiğine arttığı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın miting meydanlarından savcılara talimat verdiği, savcıların ondan duyar duyma saatler içerisinde harekete geçtiği, yargının birebir saraya bağlı olduğu, demokrasinin ağır yara aldığı, muhalefetin susturulduğu, ana muhalefet liderinin idam edilmekle tehdit edilebildiği bir süreci yaşıyoruz. Barışımızı, bereketimizi, huzurumuzu kaybettik. Ve bunu sadece e, biz, sadece iyi Partililer görmüyor ki, bu art artık çok aleni bir şey. Ve e, bunun sorumlusu CHP değil. Bazen İsmet İnönü'ye çatarlar, bazen Bay Kemal derler ama Türkiye'yi yönetenler 17 yıldır belli, sorumlular belli. Dolayısıyla da aslında gidecekleri bir yer kalmadı, söyleyecekleri bir söz kalmadı. Bakın Yeni Zelanda'da bir e, insanlık dışı bir katliam oluyor. Her, herkes bunun karşısında, tüm dünya karşısında onun üzerinden siyaset yapıyor. Anlamak mümkün değil. Çünkü söyleyecek sözü kalmamış. Peki şimdi siz ayağınızın tozuyla geldiniz bugün buraya Elma Dağı'daydınız. Her gün bir seçim çalışması için bir ilçeye gidiyorsunuz bazen farklı illere gidiyorsunuz. Nedir insanların beklentileri istekleri? Bir değerlendirme şansınız oluyordur artık yavaş benim, yavaş. Evet evet benim gördüğüm insanlar kavga gürültü istemiyorlar artık istisnasız. Yani insanlar açıp televizyonu böyle bağıran çağıran karşısındakini ne hakaret eden memleketi bölen, memleketin yarısını terörist, tehlikeli gören insanlardan, liderlerden yılmışlar artık. İnsanlar aş istiyorlar, iş istiyorlar, huzur istiyorlar, barış istiyorlar, kavgasız, gürültüsüz yaşamak istiyorlar ve son derece temel talepler bunlar. Dolayısıyla huzuru öneren, birleşmeyi öneren, barışmayı öneren, yüzü gülen kim varsa o büyük bir teveccüh görüyor İşte Sayın Ekrem İmamoğlu böyle evet. Sayın Mansur Yavaş öyle, bizim diğer adaylarımız öyle çünkü biz Türkiye'nin sorunlarını biliyoruz halkımızın sorunlarını biliyoruz ve bu sorunları çözmeye talibiz. dolayısıyla kim sorunu çözecekse de vatandaş aslında son derece akıllı hı hı. son derece bilinçli Sayın Cumhurbaşkanını sevenler bile sevenler bile diyorlar ki ya bu kadar da olmaz biz bir sarı kart gösterelim. Değil mi? Daha önce AKP'ye oy veren, mesela Ankara'da da öyle bir e, hava, atmosfer var sanki. Tabii. Yani o biraz yavaş yavaş değişiyor gibi. Sanırım insanların beklentileri, istekleri de değişiyor. Ona göre farklılık gösteriyor. Peki sürpriz beklenen şehirler var mı? Ya şöyle bizim için sürpriz olmaz sonuçta e, biz biz görüyoruz e, ama büyük şehirlerde ya şöyle bir şey yaşanabilir hı hı. E, Tabii ben bu benim aynı zamanda tabii umudumuz ama sahadan anketlerden şeyden gördüğümüz hı hı. Yani İstanbul Ankara İzmir e, Antalya Adana Mersin Antakya Hatay Bursa ve diğer küçük iller gerçekten gelebilir gerçekten bu mümkün görünüyor bu. Ee, anımsarsınız gülüyorlardı bundan 15 gün önce o Kanal D'nin spikerleri ee, Ama e, umuyorum son gülen biz olacağız Peki e, Ankara'ya dönecek olursak sizce Ankara'da sonucu ne belirleyecek? Yani projeler mi, isim mi, parti mi e, ne ön plana çıkacak sonucu be belirlerken? Şöyle bir şey denemez ama e, Ankara'da e, bir defa Sayın Mansur Yavaş'ın e, algısı çok yüksek yani onun şahsına dönük bir teveccüh var. Bunun bir sebebi 2014'te bir haksızlığa uğramış olması. Önemli bir sebebi bu. Ama onun yanında temiz bir isim, milliyetçi tabanın sahiplendiği bir isim, bizim tabanımızın sahiplendiği bir isim, iyi bir belediye başkanı olacağına dönük çok yaygın bir kanı var. Tartışmaya ya böyle itişmeye, çekişmeye müsait birisi değil. Politikalarla yani siyasetle ön plana çıkmak yerine e, kucaklayıcılıkla ve hizmetle ve Ankara'ya bereket ve huzur getirme iddiasıyla ön plana çıkıyor. Dolayısıyla bence asıl belirleyen o yani kendi e, şahsının e, ve siyaset yapma biçimi ve e, birçok e, tabandan da e, aynı oranda destek alıyor oluşu. Peki Ankara'da e, sizce? Şu anda çözülmeyi beklenen en önemli problem, sorun ne? Her yerde işsizlik. Her yerde işsizlik ama şehircilik anlamında Ankara'da, bakın Ankara'da şehircilik olmadı. Ankara'da Melih Gökçe'nin yaptığı şu, bir arsalar, işte kentsel dönüşüm arazileri vesaireler, nereyi bütün o yağlı ballı arazilerin bazen FETÖ'ye bazen, Ankara içerisindeki kendi gruplarına peşkeş çekilmesi, AVM yapılması, etrafına bloklar dikilmesi, yüksek emseller, yüksek bloklarla şehrin talan edilmesi. Yani şehircilik anlamında bir şey olmadığı gibi işte mesela Anka Park'ta e, 3 milyar liranın üzerinde para, para gömmüşsünüz. E, yüz binlerce ağaç katliamı yapmışsınız. Atatürk'ün mirasını çiğnemişsiniz. Bu arada o Anka Park'ta da en son yine bir e kötü bir şey yaşandı. Evet. Twitter'da da çok fazla paylaşıldı o görüntüler. Evet. Yine evet. bozuldu. Bakın ee, bunu hep görüyoruz. Şimdi apar topar a, raylı sistem açıyorlar, kaza oluyor. Sinyalizasyonsuz yaraçı e, tren e, hatta açıyorlar. Hı -hı. Vatandaşlarımız ölüyor. Tabii. E, apar topar ben şehir hastanesi sana. açtılar. Şehir hastanesi şu anda çalışamaz durumda Bilken Şehir Hastanesi. Anımsayın e, genel seçimlerden önce apar topar Cumhurbaşkanının jetini e, yeni havalimanına indirdiler, hı hı. E, hala daha açılamadı. Şimdi hı hı. apar topar Anka Parkı açtılar ama yani oraya vatandaşların bilmemesi lazımdı. Bunların nesine güveneceksiniz? Ama işte vatandaşlar ne yapsınlar? E, denemek için de denemek herhalde. Denemek için evet. Biz ona şey demiştik, e, zirvede bırakmak bu işte yani demek ki. <laughs> tam tepede. ya Peki. umuyorum umuyorum şöyle. Bu o kaza tabii kimsenin burnu kanamadan tabii, e, bitti evet ama abi. evet umuyorum ki olmaz. Çünkü bu gerçekten kabul edilebilir bir şey değil. Yani önlem öyle, almadan öyle. testler yapılmadan, onun gerçekten iyi işlediği görülmeden yapılmaması gerekir. Hı -hı. E, bu birkaç oy uğruna yapılacak iş değil. Ee, tek tesellimiz cidden kimsenin orada yaralanmamış veya ölmemiş olması. Hı hı. Çünkü o, o öyle öyle örnekler de gördük. Evet, evet. Şimdi 2014 seçimleri az önce siz de söylediniz. E, biraz vatandaşların o e, Ön yargılı olmasının en büyük sebeplerinden biri. Sizce bunu kırabilecek miyiz yani bu yerel seçimlerde? Çünkü var gerçekten. Yani oy kullanmak istemiyorum diyen Tabii. ve inanmıyorum işte seçim güvenliği. Bugün bunu konuştuk ve önemli bir mesele gerçekten yerel seçimlere yaklaşırken. Sizce vatandaşın o algısını kırmak mümkün mü? İşte Ona uğraşıyoruz, onun için çalışıyoruz. Ya ben şu kadar anlatayım. Son Son dört seçimde, ben dördünde de milletvekiliydim hı hı. ve şimdi milletvekili olarak seçim günü özellikle bir yerde bir olay, bir sorun, bir tartışma, bir uyumsuzluk olursa gidip müdahale edelim diyorsunuz. Hı hı. Ve örgütlerinizi arıyorsunuz. Zaten onlar her an açığız. Birkaç araba, işte 10-15 kişi bekliyoruz. Bir bir şey çıkarsa gidelim hemen müdahale olalım diye. Hiç bize iş düşmüyor. Yani o kadar. Yani bunu bunu özellikle anlatıyorum. Çünkü niye özellikle metropollerde saat 8'de, buçukta tutanaklar bağlanıyor hı hı. ve el sıkışılıyor. Yani oralarda bir sorun yok. Dış ilçelerde bazen bazı tek tük sandıklardan gelmez. Şimdi onları da düzelttik. Dolayısıyla vatandaşlarımız dediğim gibi yapacakları şey şu. Gidecekler, oy verecekler. Oylar sayılırken de bizim seç e, sandık görevlimizin baskı altında kalmaması için o sandık alanında olacaklar. Hı hı. Bunu yapsınlar. Biz onu bekliyoruz onlardan. Hı hı. Onun dışında sandık gö görevlilerimizden de ıslak imzalı tutanakları, namusları gibi tutup mutlaka bir an evvel e, ilçelerine getirmelerini bekliyoruz. Bu Bunlar olduktan sonra hiçbir şekilde sorun yok. Hı hı. Peki e, seçmen listelerindeki o kontroller tamamlandı mı? Tabii. E, tabii. Yani... Tabii tabii onlar geçici seçmen listelerinde biz orada anormal yığılma gördüğümüz yerlere itiraz ettik. Bunların büyük bir kısmı kabul edildi. Ya yani oralarda tabii yani ee, mükerrer oy vesaire mümkün müdür? Mümkündür tabii ama bunlar, bunlar çok az mı? azdır çünkü biz onları bilgisayar programlarıyla dahi takip ettik vatandaşlarımız uyardı, onlar şikayet ettiler. O dediğim gibi mesela Foça örneğini verdim. Foça'da YSK kabul etmedi. Yani olumsuz şeyler de oldu. Yani seçim tertemiz demiyoruz tabii. Ama sonuç olarak ee, biz buna e, yasalar çerçevesinde yapılması gerekenleri yaptık. Şimdi kesin seçmen listeleri var artık yapacak bir şey yok. Hı hı. Ve e, o listelere göre oy kullanılacak. Hı hı. Peki sizce yerel seçimlerde en önemli etken ekonomi mi olacak? Yani genel anlamda bir değerlendirme Öyle varsa. görünüyor. Öyle görünüyor. Çünkü çok ağır bir krizden geçiyoruz. Aslında krizi ben sadece e, dolar borsa faiz e, parametrelerinin oynaklığı gibi değerlendirmemek lazım. Gerçek ekonomi yani baktığınız zaman Türkiye'nin büyü, büyüyememesi, küçülen bir ekonomi olması, işte milli gelirdeki gerileme, satın alma gücünün düşüklüğü, hani halkının borçluluğu gibi gerçek ekonomi parametrelerine bakarsanız aslında ekonomi çökmüş durumda. Dolayısıyla Biraz çıktığınızda biz izleyenler de zaten halkın ta kendisi. Herkes biliyor çok ağır bir krizden geçiyoruz ve dolayısıyla da e, bu krizin sorumluları bu faturayı ödeyecekler. Hı hı. Peki bu beka meselesi, e, seçimler son olarak beka meselesi e, haline geldi. Evet. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Ya bu, bu konu çok konuştu. Bence gülünç. Kimse de inanmıyor buna. Çünkü Türkiye zaten jeostratejik olarak, tarihsel olarak her zaman tehdit altındadır. Türkiye risk altındadır. Bu böyledir. Ama Türkiye'yi yönetenler hiçbir zaman çıkıp Türkiye beka tehlikesiyle karşı karşıya, Türkiye batabilir, Türkiye yok olabilir, amana demez. Şimdi bu etrafımda sıralanın demenin bir yolu. Çünkü bir şey diyemiyorsunuz. Ekonomi çökmüş, dış politika çökmüş, iç politika çökmüş, demokrasi, hukuk, adalet hepsi çökmüş. Ben bunları düzeltirim de diyecek haliniz kalmamış. E ben olmazsam Türkiye bölünür. Ya yani sen olmazsan Türkiye bölünmez. Türkiye'nin ön açılacak. Sen rahat ol. Yani bizim insanlarımız bunu görüyorlar. Peki bu e... Yok. Hayır, bu, çünkü bu gerçekçi değil. Mesela FETÖ ile mücadele. Yapın kardeşim niye yapmıyorsunuz? 3 yıldır elinizden tutan mı var? Bakın biz dedik ki her tür mücadelenizde yanınızdayız Hı -hı. ve siyasi ayağını çıkartın dedik. Erol Olçok Biliyorsunuz evet. Cumhurbaşkanı'nın en yakın isimlerden biri de, oğluyla Boğaz Köprüsü'nde e, yaşamını yitirdi. Onun karısı diyor ki Fethah Tamince'nin e, kızı için size hakkımı helal etmiyorum diyor. Ve bunu basın üzerinden yapıyor. Bu çok anlamlıdır. Vicdanlar kanıyor. Ya şimdi e, FETÖ borsası kuruldu Türkiye'de. Bunu ben söylemiyorum. AKP'li milletvekilleri söylüyorlar. Hı -hı. Bülent Arınç söyledi. Şimdi Melih Gökçe'nin suçu neydi kardeşim? İnsanlar bunu bir gün öğrenecekler. Biz biliyoruz. Biz bunları zaman zaman bulduğumuz belgeleri gündeme getiriyoruz ama bunlar görülecek, bilinecek. Dolayısıyla Türkiye'nin beka sorunu yoktur. Türkiye ağır tehditler her zaman altındadır ve tehditlerle baş edebilmesinin yolu da e, gerçekten aklı selim, düzgün, dürüst, temiz e, siyaset yapan insanların Türkiye'yi yönetmesidir. Yani Tayyip Erdoğan'ın e, bu şekilde devam edemiyor olmasıdır. Hı, hı. Şimdi son olarak bir de Mansur Yavaş'la ilgili biliyorsunuz. Pek çok spekülasyon yaratıldı. Ee, işte bu duvarlara yazılan yazılar evet. vesaire. Ee, sizce bunlar vatandaşı, Ankaralı vatandaşı nasıl etkiledi? Yok, yok. Geçen sefer de yapılmıştı bu. Hı hı. Ee, hatta mesela Melik Gökçek bundan yaklaşık bir, bir buçuk ay önce benim bir canlı yayınımda bağlanıp e, sola teslim etmeyeceğiz Ankara'yı demişti. Oysa Mansur Yavaş'ın solla, solculukla bir ilgisi yok ki. Ama Mansur Yavaş diyor ki ben ilk kardeşim. Ama ben iyi belediye başkanı olacağım. Herkese hizmet edeceğim. <laughs> Çevreye saygılı olacağım. Huzur getireceğim, bereket getireceğim diyor ve biz de bu nedenle ve buna inandığımız için Mansur Bey'i destekliyoruz sonuna kadar. Oysa ya yani buna kimse inanmıyor. Bu artık bu siyasetler geride kaldı. Bakın, bu Cumhur Millet İttifakının bizim açımızdan en iyi tarafı şu. İyi partilerle de yan yana geliyoruz. Saadet partilerle de geliyoruz. Geçmişten getirdiğimiz, 30-40 yıl öncesinden getirdiğimiz o tortuları kalan acılar, hı hı. üzüntüler herkes de var. Önyargılarımız var ve yargılarımız var ciddi ciddi. Ama bunlarla artık yürüme olanağımız yok. Dolayısıyla Türkiye'den yana olan, Türkiye'nin birliğinden yana, e, memlekete barış gelsin, huzur gelsin diyen çok da önemlisi Mustafa Kemal'in çizdiği yoldan giden. Ya bizim millet İttifakı'nın temel özelliği budur. Mustafa Kemal'in çizdiği yoldan giden kim varsa biz onlarla yan yana geliyoruz. Ve bu da çok iyi bir şey. E, ve bu iç barışımızı ve kenetlenmemizi de artıran bir şey. Hı hı. Şimdi son olarak şunu da sormak istiyorum. Çok az bir vaktimiz kaldı. E, bir iki dakikamız var Murat Bey. E, Doğu ve Güneydoğu Anadolu e, bölgesi. E, CHP'nin buradaki iddiası nedir? Çünkü CHP'li belediyeler biraz az e, evet. doğuda. Evet. E, az. az. E, bizim oralarda tabii. Ama biz orada daha aday çıkardık biliyorsunuz. Birçok yerde adayımız var. Hı -hı. E, oradaki oy oranları belli. E, aslında oralarda şöyle söyleyeyim. E, bizim olmamız çok önemli. Ben doğuya da çok sık giden bir e, vekilim. E, orada e, vatandaşlar bize oy vermiyorlar aslında. Ama gözleri bizim üzerimizde. Yani gönülleri de bizimle. Çünkü oralar e, eskiden CHP'li, SHP'li olan e, yerler hı hı. ve e, diyorlar ki Türkiye'ye bir gün barış gelecekse bunu CHP getirir. Dolayısıyla bize oy vermiyor olabilirler ama e, gönülleri gözleri bizim üzerimizde. Çünkü işte biz biz buna uğraşıyoruz. bu Türkiye'yi birleştirmemiz lazım. Türkiye'yi bir bütün güçlü ve birbiriyle kavga etmeyen bir yere getirmemiz lazım. Bunun da yolu zaten işte bunları tek tek örmek. Hı hı. Evet böyle bitirelim o zaman Murat Emir. Teşekkür evet. ediyoruz. Ben evet. teşekkür ederim. İyi yayınlar evet, dilerim. Teşekkür ediyoruz. Tekrar sevgili izleyenler, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir bizlerle birlikteydi. Seçim güvenliğini, yerel seçimleri konuştuk ve bizler burada noktalıyoruz yayınımızı. 24'te gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın.